Evet arkadaşlar, Müzik On Air ailesi olarak ekran önündeki birbirinden özel sanatçıları siz sevenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Evet, üçüncü konuğum. Bugün çok hızlı bir giriş yaptık. Durmadan devam ediyoruz. Son konuktan sonra Yester abla da burada. Son konuktan sonra kendi kanalıma geçiyorum arkadaşlar. Sevgili Dila bizlerle birlikte olacak. Dila Kalafatoğlu bizlerle birlikte olacak. Geldiğinde de bir el sallarsa sevinirim. Çünkü göremiyor olabilirim. Ama Dila kendi canlı yayınında. Acaba biri öyle mi daha? Olabiliyor da biliyorsunuz. Merhaba. Hüseyin. Hüseyin, ilk defa görüyorum Hüseyin'i mesela izleyicilerimiz arasında. Selam olsun sana. Selam, selam. Selam, Egecan Salfan. Selam olsun arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Konuğumuzu bekliyoruz şu anda. Bir şarkı açayım mı? Yoksa ben mi söyleyeyim? Var ya, yayın tarlası oldu gerçekten de. Instagram'da ne kadar çok yayın var. Önüne gelen yayın yapıyor. Güzel oldu aslında ya. Konuğumuz mu? Müzisyenliğiyle, şarkıcılığıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri. Dila Kalafatoğlu bizlerle birlikte olacak. Yarın Niran Uysal demiştim de tarihte değişiklik varmış galiba arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın kim konuğumuz var? İlerleyen saatlerde söylerim inşallah. Pazar günü biliyorsunuz bayram. Bayram özel programımız olacak. Hem Müzik On Air'de hem kendi kanalımda olacak. Bilginiz olsun. Bir daha bakıyorum. Bence kesinlikle o yayınında bekliyor. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım bir. Varsa bir isteği olan buraya da yazabilir. Sevgiler, çok selamlar. Müzik On Air PR geldi. Bakalım Müzik On Air PR'dan şu anda göreceğiz ne yapmamız gerekeceğini. Cüneyt Bey, nasıl alacaksınız bizi yayına? Biz mi girelim? Nasıl yapacağız? Sevgili Cüneyt. Dur bak, çok değişik bir şey yapıyorum. Cüneyt. Çok bir şey yapıyorum. Değişik bir şey yapıyorum. Öyle mi? Evet Özlemciğim, açtı Müzik On Air. Nasıl yapalım? Dur. Al. Selam. Bunu ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Normalde Dila, senin Müzik On Air'e gelmen gerekiyordu. İşte ben de böyle tersleri ve zıtları kadın olarak. Bu, ben de dayanamadım, dedim bu espriyi yapmam lazım. Ben konuk olmuş oldum. İstersen sormak istediklerin varsa sor, sonra geçelim Müzik On Air'e. İyi, süper. Seni bekliyoruz heyecanla. O zaman şöyle, Müzik On Air'e giriş yap canlı yayınımıza. Ben seni kabul edeyim, oradan devam edelim. Tamam mı? Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Süper. Şimdi doğal olarak arkadaşlar, şimdi herkes bilmediği için zannetti ki herhalde ben canlı yayını açacağım olarak zannetti. Biz ona katılacağız. Baktım canlı yayında, baktım hala canlı yayında, dedim ben bari özelimden katılayım ona.
Öyle bir şey yaptık ama çok güzel esprili oldu gerçekten. Hayır, Sehtap'a da yazdım. Sevgili Sehtap da Sehtap da oradan girmiş. Ya süper. Sehtap bombasın ya. Sehtap gerçekten bombası. Bu arada canlı yayındayım. Ben oraya gireyim dedim. Güzel bir şey oldu sevgili Dilayla. Yayına gel istersen bir 5 dakika falan. Evet arkadaşlar, konumu bekliyorum. Öyle yani. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaram de bu kadar yıkılmamıştım. Biliyorsunuz Zeki Güner konumdu. O şarkının yaratıcısı. Şimdi dilime takıldı. Ve Dila geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız Oldu. birazcık sıkıntı var internette. Cüneyt, ayağına geldim. Bak, ilk önce sen bana geldin. Estağfurullah, estağfurullah. Karşı eşitlendik ama ben senin ayağına geldim, sen benim ayağıma Aynen öyle geldin. oldu. Ayağın, ya sistem böyle yürüyor maalesef. Şeyde canlı yayınlarda birazcık internetin sıkıntılı sevgili Dila. Şu an iyi galiba. Sanki Şu an biraz daha iyi. Görüntün çok iyi değil ama idare eder. Şey, evin interneti mi, gerçekten. telefonun interneti mi? Ya vallahi kapattım kendi telefonumu. Kendi telefonundan mı yani? Şu an telefonla uğraşıyor. Evet, şu an çok Yes. iyi. Şu Tamam, an çok iyi. okeydir. Süper. Aynen, şu an okey. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Cüneyt. İyiyim. Koştura koştura geldim. Dedim ki Müzik On Air'le canlı yayınım var. Menajerimde iftar yapıyorduk. Semaver'de falan bayağı şey bahçe keyfi vardı. Hemen dedim ben Oh. gitmem lazım. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Yayınım var. Hemen kalktım geldim. Süpersin. Şey, bazen oluyor, sanatçılarımız oluyor. Ben de baktım şimdi seni, bir baktım canlı yayındasın. Herhalde dedim kendi canlı yayını var dedim. Herhalde bitince Ya herhalde geçecek benimkine. çözemedim. Artık karantina bitiyor. Çözemedik bir türlü. Bilmiyorum canlı yayın olaylarını inşallah. Ben de 3 ay öncesine kadar Instagram canlı yayını çok iyi bilmiyordum. Yani yavaş yavaş öğrenmiş oldum. Mesela telefon interneti mi, ev interneti mi, niye donuyor? Buradan anlayabiliyorum artık kimin niye donduğunu. Tekrar hoş geldin. Enerjinle, güler yüzünle tekrar hoş geldin. Çok nice. Çok teşekkür ederim. Peki Sağ olun. karantinan nasıl gidiyor? İlk benim sorum bu aslında. Nasıl gitti senin 2-3 ayın? Ne yaptın? Neler yaptın? Valla yani işte bir şeyler yazalım geyiği oluyor biliyorsun. Hani yazalım şey, bir inspiration olsun, ilham gelsin ama yani böyle akut durumlarında, dönemlerinde ben çok yazılan şeyini pek insana geçtiğini düşünmüyorum. Duygusal transferini gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. O yüzden çok fazla bir şey yazamadım. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama onun dışında beraber ailemleyiz. Annem, babam, ben. Beraber üçümüzüz. Olabildiğince daha çok manevi tarafa dönmeye başladık. İşte orucu tutabildiğim kadar tuttum mesela. Onun Evet. dışında küçük notlar aldım. Ukulele aldım. Gitarın küçüğü var ya şöyle havai çalgısı. Evet. Onu aldım, onu almayı öğrendim. İşte çeşitli müzik aletlerine falan döndüm. Süper olsun. Yani şimdi tabii moral olsun diye kötü yönlerini çok konuşmak istemiyoruz da bardağın dolu tarafından bakarsak iyi yönleri bunlar olsa gerek senin açından, değil mi? Yani biraz kendimizi dinleme, hani bir muhakeme, kendi içe dönüp bir kendi muhakememizi yaptık. Yaptığımızı düşünüyorum inşallah. Doğru şeyleri muhakeme etmişizdir. Bakalım. İnşallah. Ve bunun etkisi uzun sürede devam eder inşallah, bu görüşün artık, içe dönüklüğün, bu dünyaya verdiğin zararın vesaire. Aslında ne kadar da, değil mi? Şimdi şu an aklıma geldi. Ben şeydeki yangını unutmuştum. Avustralya'da bir yangın olmuştu hatırlıyorsan. Daha karantina olmadan önce. Bayağı da uzun Evet. sürmüştü. Sonra bunun olması da çok manidar. Bir yandan da senin 8 Mart'ta çıkan bir şarkın var. En son o, değil mi? Sorma Cüneyt. Evet, son üçüncü parçam. İşte ilk Kırmızı Halı. Kırmızı Halı'dan sonra Bir Kalbi yaptık. Sevgili Bülent Seyhan prodüktörlüğünde. Yani Bir Kalp çok ses getirdi. Çok güzel gitti. Ama şimdi tek yönde ne güzel aslında. Hani geri dönüşler çok güzel ama
yapılacak çok fazla bir atraksiyon olmadığı için konsere gidemiyorsun. Bir şekilde Bir onun de organik bir PR'ını. şekilde 1 milyona yaklaşmış tek yönde yani. Daha ne olsun? Evet, yani 700 bine gelmedi galiba daha, ama herkes evde ya sevgili Cüneyt. Biraz o şey var. Hani Aynen. herkes kapandı şu anda YouTube'a, Spotify'a, bütün dijital marketing olaylarına. O yüzden hani herkes Evet. emin sağ olsun. İnşallah Ve de herkes bir de o yaptı. kadar da klip de çok değişik ve aynı zamanda da aslında hiç fark etmeden de bu karantinaya tek yön gider gibi, böyle hani bir tek yön. Hani bir giriş yaptık ki sorma yani. Onu andırıyor Evet. gibi geldi. Evet. Tabii. Herkes mutsuz, özür dilerim lafımı kestim. Herkes yalnız, herkes mutsuz diye başlıyor ya şarkı. Buhran döneminin şarkısı. Aynen, kesinlikle. Bu arada söz kesme de olmuyor orada. O da Instagram'ı şey. Senkron geç gidiyor birbirimizin sesi. Mecburen o söz kesmeler de oluyor. Onda da rahat olabilirsin. Bu arada şey, sen aslında çok sahne alan birisin. Tabii, Aynen. yani Senin için müthiş bir değişim değil mi bu evde oturmak? Yani sen çok sahne alan birisin. yani işte çok güzel konserlerimiz de olacaktı şimdi Mart ayı itibariyle. Buradan İbrahim Koç menajerime de sevgiler, selamlar olsun. Hani tarihlerimiz vardı. Tabii bunlar küçük ayrıntılar. Çok daha büyük şeylerle, sınavlarla şu anda insanlık uğraşıyor, ama Evet. hani bir olarak sorarsan tabii konserlerimiz, festivallerimiz vardı. Onlar şu anda askıya alındı. İnşallah şu kötü dönem, pandemi dönemi geçtiği zaman onların hepsini yapacağız. İnşallah. Bize bir kuble bir şey söyleme şansın var mı? Veya bir iki tane, bilmiyorum, istersen seve seve dinleriz de. Şeyim var mı? Bilirsek istersen. Valla istediğin, iyi ki senin istediğin olsun. Ondan sonra istekleri alalım istersen dinleyicilerden de. Tamam, o zaman bir kalp söyleyeyim. Tamam. Kalbi Buradan seven. da halama sevgiler. Halam açmış. Merhaba demiş. Selamlar, Ya, sevgiler. selamlar olsun halana. Sağ olasın. O zaman kalbim yerde dur basmayın. Bu sahneyi yok yazmayın. Dertler derin Allah kerim. Bir gün olur yola gelir, güzel benim bana gelir. Bekle bekle geçti ömür. Gözümden kaç kez düştün, topladım seni yerlerden. Sanma helaldir hakkım, uzak tutun benden. Hep beraber sevgilimle. Ah ne kadermiş, nasıl ördü bu gözler, neler neler gördü, sevdiklerimiz bizi gömdü. Bende bir kalp var, o da öldü. Şimdi sana yine Instagram maceralarım oldu, biliyorsun. Ben radyo televizyon okudum. 10 senedir de ulusal kanalların en ünlü programlarında çalışma fırsatı buldum. Ama ben hiç Instagram'da yayın yapacağımı aklımın ucundan gelmezdi, program yayını. Oğuzhan Koç, sevgili Oğuzhan Koç'la gırgır oldu. O gitarını çaldı Instagram'da. Ben de katılmak istedim. Tabii bilemiyoruz o zamanlar. Geç gelme olayları falan. Karıştı her şey. Yine beraber çok söylemek istediğim sanatçı oldu ama söyleyemiyorum maalesef. Geç gidiyor ses. Evet. O O yüzden yüzden sadece böyle yapıyorum. sen playback takılıyorsun. Sen artık bu işin master degree'sisin. Aynen. Şey, Çok ağız bile heyecanlısın. oynatamıyorum. Karşıki şaşırıyor bu sefer. Anladın mı? Evet. Tabii, zaten senden reaksiyon alıyoruz ya. Aynen, aynen öyle. O yüzden de hiç, sadece böyle. Süperdi. Sesine, yüreğine sağlık. Çok mersi. Teşekkür Bu ediyorum. O da arada, aynen, süper. Bu arada şimdi müzik sektöründen konuşuyorduk. Peki sen çok aktif çalışan biri olduğu için sana soruyorum. Sahneler tahmini ne zaman başlar? ya evet, herkes onun istişaresini yapıyor şu anda. Hani inşallah Ağustos ayına doğru, hani Ağustos'u kaçırmayız diye düşünüyorum, ama tabii bilemezsin. Şimdi yavaş yavaş insanlar, çünkü çok temas olmaya başladı. Bugün dışarıdaydım mesela. Herkes tabii, yani yok kimse de, ne bir şey var, maske var, ne eldiven var. Herkes öyle geziyor. İnşallah ikinci, üçüncü dalgası olmaz da şey olur. Hani bu şekilde giderse inşallah Ağustos gibi falan küçük çaplı konserlerin olacağını duydum, ama tabii bilemiyorum.
Ben de astrolog çok konuğum oluyor astroloji ve birçoğu da öngörüyü görmüşler. Hatta sevgili Vedat bile demiş. Hani bir salgın söz konusu. Onu bile söylemiş. Yani o yüzden de şimdi tekrar ediyorlar. Ağustos, Eylül, Ekim'e çok dikkat edin. Yani tekrar edecek diyorlar. Bilemiyorum. Uzmanlar aynı şekilde öyle konuşuyor. İkinci bir dalga tekrar soğuklar başladığında olabilir diyorlar. Bilemiyoruz yani ne olur ne biter durum. Evet. Ya Evet. inşallah hepimizin, yani biliyorsun ilk önce bizim eğlence sektörü yara Tabii. alıyor. Ondan sonra hepsi. O yüzden inşallah en kısa zamanda toparlanırız diye düşünüyorum. İnşallah. Güneş mıydı? Müzikonehir'in Bahçeşehir, ben Bahçeşehir Üniversitesi mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi var Şubat'ta mıydı? ödül aldın sen. Evet, ödül aldım. Oradaydım, Bağcılar oradaydım. Müzikonehir'in. Müzikonehir'in de o şekilde bir bende yeri ayrıdır. Hem Bahçeşehir Üniversiteli olduğum için hem de Müzikonehir'i ödüllerimden en kıymetlisidir. Eğer müzik kalitesi iyiyse birini Müzikonir tuttu mu bırakmaz. Her zaman destekler ve seni çok seviyor Müzikonir. Bunu da söyleyeyim. Ben de çok seviyorum. İnşallah nice şarkılara, şimdi bir sürü şarkılar birikti. Hepsini girdik stüdyolara, yaptık. Bakalım ne zaman dinleyiciyle buluşturacağız. Aynen ama sende o çok samimi bir kalp var. O auran çok güzel. O şarkılarına da yansıyor. Çok güzel oluyor. Emin ol. Birçok izleyici ve dinleyici kitlem var ama daha çok artacağına da eminim. Ve hemen bir şarkı da alabiliriz. Senden şarkı duymak istiyorlar çünkü. Bu arada senin sahnede senden en çok istenilen şarkı hangisi mesela son zamanlarda? Hangisiydi? Şey olsun o zaman, bir Karadeniz türküsü yapayım. Herkes Süper. sever. Tamam. Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim. Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim. İndirdin kaşlarını, babani, babanimi öldürdüm. İn dereye, dereye de al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Süper. Sesine yüreğine sağlık tekrar. Teşekkürler. Şimdi mesela senin aklında hiç böyle şu hayalim var diyor musun mesela? Bu kariyerinde hayallerin var mı veya planların değil mi? Planlar hep vardır. İşte şu albümü yapacağım, şununla çalışacağım filan. Ama hayalin nerede olmak var mı? Öyle bir hayalin. Olur mu yani, hani bu işi, ben konservatuvar mezunuyum aynı zamanda. Hem Bahçeşehir hem konservatuvara gidiyorum. İki okulu birden bitirdim. Hep müzik. Müzik zaten hep hayatımdaydı. Hani bu şey değil, yani sesin güzel hadi yürü koçum sen şarkıcı ol demediler bana. Yani zaten hep bir planlı bir kariyer segmentim vardı. O Çizdim. şekilde çalıştım. Hani Türkiye'de şartlar el verdiğince 3 tane single yaptım. Şimdi vokallik dönemim çok uzun sürdü benim, yani çok uzun mankası. 3-4 sene vokalistlik yaptım Evet. birçok ünlü. Ondan sonra zaten kendi ayaklarımda durmaya başladım. Bütün organizasyonlarda, bayi toplantılarında güzel bir orkestramız vardı beraber. Hala var. Şimdi onlarla beraberiz yine. Sonra daha da büyüttük. İnşallah festivaller falan, şimdi bu şekilde gidiyoruz. Ama güzel, daha kitlelere hitap edeceğim şarkılar var elimde. Bunları teker teker, hani ağızlarında onu o şarkıyı söylemelerini görmeyi çok yeni tattım bunu. Dikkatle tattım. Hani çıkınca sahneye bir bakıyorsun. Senin yazdığın, kalbinden akan şeyi adam söylüyor ağzı. Ya diyorsun, ne kadar güzel bir şey. Yani hani onu dikkatle tattım. O Evet. yüzden şimdi tek inşallah daha çok ağızlara pelesenk olacak şarkılar yazmak ve bunları ulaştırmak amacım. Peki bu arada canlı yayınların oluyor mu sosyal medyada? Ya çok canlı yayınların birazcık bu işin ahengini ve süsünü düşürdüğünü düşünüyorum. Yani sahne sanatların, canlı yayında yapılan konserler. Çünkü ben sesi de okuduk biliyoruz. Yani şimdi orada mesela birkaç gün önce bildiğimiz çok büyük bir süpermarkette çok sevdiğimiz bir şarkıcının, bayan şarkıcının konseri oldu. Evet. Yani ben
O tadı alamadım mesela. Yani girmiş 1500 kişi izliyor. Sen milyonlara hitap eden bir kadınsın. Hani çok hoş değil bence. Bütün ahengini aldığını düşünüyorum. O yüzden çok fazla canlı yayın yapmıyorum. Müzik On Air'de ikinci canlı yayınım falan. Onun Müzik On Air'i sevdiğim için Tamam. onlar da beni böyle bir Ya şey şöyle, yap. bizim şimdi karşılıklı muhabbet sohbetimiz oluyor. Evden eve sohbet gibi düşün. Çünkü karantinadayız sonuçta. Yoksa ben YouTube kanalıma da çağırıp ben seni ağırlamak çok isterim. Ama burada hani canlı da söyleyebilirsin. Ama dediğin gibi bu enstrümanlı konser modu birazcık bozuyor değil mi? Bana şey gibi geliyor. Yani onun yerine gider yine dijital ses sonuçta. Sen daha iyi biliyorsun ses olayını. Gider Spotify'den veya Fizi'den açarım bunu. Dinlerim diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet, o bütün samimi olacağım derken yapay oluyor biraz ve tam hedefi vurmuyor diye düşünüyorum. Duygusal transfer gerçekleştirmiyor. O yüzden çok girmiyorum. Ama tabii böyle burada şarkı söylemek karşılıklı o başka bir şey. Ama Aynen. tatlı. Atilla Özdemiroğlu Anma albümü şarkısı gelecek yakında. Evet, Özlem İlbir ol canım. Canım benim He. basın oldu benim artık. He, Doğru. süper. Güzel bir proje inşallah o zaman diyelim. Karantina bittikten sonra hem seni bir an önce sahnelerde görelim. Evet, o çok gerçekten güzel bir müzik sektörünü çok güzel bir nefes getirecek. Bütün şarkıları dinlediğim sevgili de çok beğeneceksiniz. Sezen Aksu, Ayşegül Aldınç, işte Halil Sezai, Gripin bayağı değişik canradan sanatçılar var. Bir şarkı da okumak bana nail oldu. 96 yılının şarkısı, Rengi'nin bir şarkısı, Yalnız Gece. Hı. Onu da yakında duyacaksınız inşallah. Ne zaman Süper. yayınlanırsa çok güzel. Bakacağız Süper. ona da. Peki, Dila kimleri dinler en çok? Sevdiği sanatçılar değil. Yani çok karışık ya, o kadar çok. Ama mesela şey var Cüneyt, benim ölmeden önce 4 kişiyi çok görmek istiyordum sahnede. Bir tanesi öldü. Şimdi 3 kişi kaldı. Kim o? Ya yani Stevie Wonder biri Shade, ondan sonra bir tane Sting var tabii ki. Ama George Michael mesela çok demek istiyordum. George Michael hakkı rahmetine kavuştu. 3 sene oldu. Türklerden dersen Türklerden Sezen, tabii ki Sezen onun başımızın tacı. Bu arada şey, İbrahim Bey geldi. Senin kirpiklerinden öpesim vardı, hala var diyor. Onu da anlatacağım birazdan Cüneyt. Çok güzel bir şarkıya klip çektik YouTube için. Neyse. Onun dışında Türklerden, vallahi Türklerden aklıma gelmiyor. Şimdi diyecekler ki mandalinin Yok, sakatı. şimdi bir tanesine başladın mı diğeri gelmeyebilir aklına da, ama dediğin gibi hani bir arabesk dinler misin mesela? Tabii dinlerim. Arabesk damarlarımızdaki kandır yani. Arabeski çok severim. Ama ben her şeyi dinliyorum. Caz da dinliyorum, pop da Evet. dinliyorum. Spotify'da baya böyle karışık bir şeyim var. Listem var. Listem var. Aynen. Şey, o zaman senden bir tane alalım şöyle, hani beğendiğim bir Sezen Aksu parçası olabilir mesela. Sezen Aksu. Tabii. Varsa istek arkadaşlar aşağıdan da söyleyebilirsiniz. Duymayı istedikleri şarkı varsa. Sezen Sen Aksu'dan de Cüneyt. istek gelsin. Sen söyleyecektin. Bana bir He, şarkı mı? Aha. Valla Sezen Aksu'dan istediğin hani en son parça şey, ama biliyorum senin repertuarında yoktur, hazırlıklı değilsin diye söylemek istemem. Sahne insanıyız Cüneyt. Biz neler geliyor bize karşıdan? Ya zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Sahnede olduğun için hayranım. Yani sahne çok zor bir şey. Şeyde aynen şey demişler, bak şimdi abe kaynana alalım mı demiş Ali. O bile var değil Bu mi repertuar? abe kaynananın öyle bir hikayesi var ki, dur anlatayım da gülelim biraz. Çırağan'dayız. Çırağan'da çok önemli bir Rus Türk ortak karışık bir şey var, kitle var. Hem yabancılar söylüyorum, 10 tane şey söyleyip caz söyleyip işte Fly Me to the Moon söyleyeceğim. Ondan sonra New York söyleyeceğim, ineceğim. Bana bu Hı. söylendi yani. Organizatörümüz geldi. Tamam dedim. 10 tane söyler ineriz. İkinciye geldim. Ben onları söylüyorum. Hani gayet klas bir Cool. şekilde. Bir arkadaş geldi böyle. Tam da şeyini ilikliyor böyle, ceketini. Dila Hanım dedi. Geldi sahneye kadar. Abe kaynana var mı ya sizde? Acaba ben orada şüphe ederim. Yani acaba bir kişi mi istiyor, oradakiler mi istiyor? Onun sorgusunu yaparım sahnede o sırada. Bir olmasın yani. O yüzden
her şey var bizde. Tabii ki Abek Aynalı da söyleyeceğiz. Müzisyen şarkıcının görevi budur. Her şeyi söylemeli bence yani. Evet. Hepsi var Şey, elimizde. Yetinmeyi Bilir Misin son zamanlarda Sezen Aksu'nun akustik demo olarak çıktı biliyorsun. Evet. Var Tamam. mıdır repertuarın? Giderim alışım gitmelere. Gerek yok isyan etmelere. Giderim alışım gitmelere. Direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere. Gerek yok isyan etmelere. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hoş bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin demiş. Sonra da demiş ki kazanmayı Evet. kaybetmeyi mi olmadı? Bu arada Begonvil de istediler. Begonvil, evet Begonvil. Begonvil nasıl? Sen şimdi gel dönün maviye göğsünü bir gelkenliğe gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Ah, ah vurunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan ya gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı. Sesine, yüreğine sağlık. Yavaş yavaş sonuna geldik programın. Çok güzel bir sohbetti, muhabbetti. Gerçekten çok samimisin. Bir an önce ilk sahneni lütfen Müzik On Air'e duyur ve biz de gelelim. Ay çok başımın üstünde yeriniz var. Özcan Bey'e de Sevtap Hanım yani benim tanıdığım kadarıyla. Herkese çok sevgiler, selamlar. Cüneyt seninle de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok Yani teşekkür tanıştık ederim. ama şimdi kanlı canlı 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 tanıştık. Aynen. Ben de Eylül'den beri Müzik On Air'deyim. Öyle bir hata yaptılar beni sunucu yapmak gibi. Devam ediyoruz bakalım ne olacak. YouTube kanalındaydı. Gayet tatlısın valla. Biz izliyoruz. Çok Her sağ ol. akşam Cüneyt ne yapıyor bu akşam diye her akşam bir girip bakıyorum yani. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Seni inşallah bir an önce YouTube kanalımda ve sahnede daha doğrusu görmek isterim. Son olarak bayram mesajın var mı? Neler söylemek istersin? Herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah şeker gibi bir bayram olur. Bayramdan sonra özgürlüğümüze kavuşuruz, denizlerimize kavuşuruz inşallah. Ama önce sağlık tabii. En azami şekilde atlatırız bu pandemiyi diyorum. Herkesin de bayramı mübarek olsun. Şeker Çok bayramı. teşekkür ederim. Konuk olduğun için, bize birkaç dakika da olsa enerji verdiğin için çok sağ ol şarkılarından. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler, selamlar. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Çok güzel bir yayındı arkadaşlar. Sevgili Dila bizlerle birlikteydi. Şarkılarıyla, anlattıklarıyla. Tabii daha birçok aslında sahne tecrübeleri, gırgır şamata anıları vardır. Onları da paylaşırız. Çok güzel bir sohbetti ama zamanım doldu. Ben şimdi geçeceğim kendi yayınıma devam edeceğim. Yani kendi kanalımdaki yayına devam edeceğim. Şimdi bu kadar. Yarın yine Müzik On Air'de yeni konuklarımızla sizlerle beraberiz. Cüneyt Diktaş'ı yani beni takip etmeyi unutmayın. Kimleri ağırlayalım daha? Birçok ünlü sanatçıyı da ağırladık. Ve ağırlamaya devam ediyoruz. Kimleri ağırlayalım ve hangi soruları soralım? DM'den bana da Müzik On Air'de yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.